Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisi var ve biz de derbiden önce PES'te bir derbi maçı yapalım dedik Mete kardeşimle. Mete hoş geldin kanki. Kardeşim hoş bulduk ya. Ben bu arada şu oyunun sesini birazcık kısacağım arkadaşlar. Mete'nin sesini duymakta zorluk çekiyorum gibi. Sistem ayarları, ses ayarları. Şöyle alalım. Evet, böyle çok daha iyi olacak. Umarım baştaki müziklerden de telif yemeyiz. Yarı yarıya kesin. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Solda Ado. Haydi bismillah. Hadi başarılar kardeşim. Aa, tuşlar değişmiş. Tamam, düzelttim. Alıştım hemen. İsla. Başarılar güzel kardeşim benim. Centilmenlik had safhada kardeşim de ya. Gerçek bir derbi, güzel bir derbi olsun kardeşim. Tolgay, vallahi çıkartırım. Yemin ediyorum çıkartırım oyundan ha. O ne biçim hareketli saçma sapan Tolgay. Benim canımı sıkma Tolgay. Vitor Moses, Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği ama bir bok veremediği futbolcusu Vitor Moses. Kardeşim deli gibi bir şeydi bu Sadık. Pres her zaman gol getirir kardeşim. Diyorsun. İyi orta gol, iyi pres, atak getirir kardeşim. Bizimki niye kafaya çıkmadı kardeşim? Kardeşim delirmiş o, o yüzden. Al sana pres kardeşim. Hop. Lan tek top yapacaksın Soldado'cum. Ama faul varmış arkadaşlar. Çok çabuk faul veriyor ya. Topal tek top oynadı. Geri aldı. Şimdi kaçırdı oradan Moses'i. Moses. Hayda, ne yaptın sen orada ya? Moses aldı şimdi tekrar. O evet. Kardeşim. Hayda. Evet, Topal'la atak gelecek şimdi. Tek top güzel oyna. La oğlum Soldado, sen ne malmış herif çıktın ya? Bas. Aferin oğlum. Bir saniye diyor. Kardeşim bir saniyeyle oynanmıyor bu oyun. Arkadaşlar bu arada Mete'nin kanalına ikinci bölümünü atacağız. Bu derbinin bir de rövanşı olacak. Bu sefer ben deplasmana gideceğim. O yüzden Mete Özcan'ın da kanalını takip etmeyi unutmayın. Aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz kendisinin kanalını. Hemen geldi oraya ama alamadı. Aman diyeyim çocuklar, vurdurmayın. Çok güzel çıktı. Şimdi uzun top Moses. Moses güzel sıyrıldı. Şimdi kaçırdı arkadaşını. Zayt. Baktı orada. Soldado kendisini gösterdi. Aldı. Soldado orada solda açıkta bir adam vardı ama olmadı. Valbuena ile buluşturamadılar topu. Matthew Valbuena. Fenerbahçe'nin en yetenekli ama bir o kadar da oynamayan bir futbolcusu. Bu hocaların bu Valbuena ile ne sıkıntısı var? Bir türlü çözemedim. Şimdi Zayt. Sağ taraftan Moses bindirdi. Tek top yaptı. Aldı tekrar. Bir daha yap. Ah. Bir kere daha pas attım ama yapmadı Moses ya. Victor Moses. Fenerbahçe'nin başta da söylediğim gibi hiçbir şeyden yararlanamadığı yıldızı. Kendisine uyuz oluyorum da arkadaşlar. Niye lan? Kanka bok gibi herif ya. Bok gibi oynuyor yani, daha doğrusu. Bok gibi herif demeyeyim de. Bok gibi oynuyor yani. Öyle geçen maçı görecektin. Ankara Gücü maçını. Rezalet. Kardeşim izlemedim ya. Çok kötü adam. Çok ya, çok kötü oynuyor. İyi adam da kötü oynuyor. İyi adam şimdi Allah'ım. İyi adam ya. Hop. Hop. Ulan solda da o kadar kötü ki vallahi Silmani'yi alacağım. Bak vallahi Silmani'yi alacağım yani. Böyle olmayacak ya. İsla hemen kademeye girdi. Tolgay da rezalet kardeşim, oyunda. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Sen oyun hızını kaç yaptın ya? Kardeşim online'da bu kadar da yapma yani. Online'da oyun hızı değiştirilir mi ya? Kardeşim sen içiye alışık değil misin? Kardeşim online'da oyun hızını elleyemezsin. Ama kendimiz istesek ya, ayarlayabilirdik kardeşim. Yok. Olmuyor işte. Yani online aynen. Online'da olmuyor. Senin dediğin offline modda hız arttırılabiliyor. Diğer türlü adam... Atıyorum düşük hızlı oynar. Hayır, diğeri... Şimdi sen ayarlasaydın odayı ben kabul edip seninle maç yapardım, anladın mı? Anladım ama şöyle dediğim gibi online'da onun şeyi yok, seçeneği yok yani. Şimdi Moses, eminim. Moses tekrar almak istedi ama sağ taraftan bindiren Insta var. Kardeşim orada kim var? Mustera çıktı ve aldı. Ya oğlum nasıl aldırtıyorsun topu? Sadık! Oğlum hadi lan. Orada geçeceksin o işi. Ya arkadaş. Lan oğlum. Sakin olun ya. Bende de yapıyorlar aynısını. Solda da o. Şimdi hızlı bir yatak şansı olabilir. Zayt.
Kimse yokmuş lan. Allah'tan faul yaptın ha. Yoksa ben sahada biri vardır diye düşündüm. Kimse yokmuş kardeşim. Pesi de ilk defa oynuyorum ya. Çok uzun süredir. Valla özlemişim ya. Ya oğlum! Indiay. Biraz oyunu açalım biraz değil mi kardeşim? Kardeşim deli gibi bir şeysin sen ya. Aç bakalım oyunu. Aldım açtım kardeşim. Hadi bakalım. Mariano ile geliyor şu an Galatasaray. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin bir tane kale pozisyonuna geldik derken burada mükemmel bir şut geldi. Vallahi ilk şut geldi oyundaki. Evet, şu ana kadar izleyelim böyle güzel atak. İlk şutumuz. Güzeldi. Evet. En tehlikeli pozisyon maçın. Aynen. Maçta tek şuttu var zaten. Aynen, o da benden geldi kardeşim. Bu demek oluyor ki ben deli gibi bir şeyim ya. Kardeşim bakalım kim kimi delirtecek. Valbuena şimdi soldan bindireni gördü. Hasan Ali kaldırım. Hızlı atağa çıkıyorlar. Hasan Ali. Ya. La oğlum bu nasıl olur? Kime atıyorsun ya? Vallahi arkadaşlar tam çıldırmalık maç ya. Hasan Ali'nin attığı yere bak. Gerçekçi yapmışlar oyunu bayağı. Topa sahip olmada Galatasaray'ın %53'e %47'lik bir üstünlüğünü görüyoruz. %3'lük bir şey var. Ben abi değiştiriyorum. Öncelikle direkt şuradan. Nerede abi? Silimani gel. Şu salakla değiş bakayım. Silimani'yi aldım. Salakla bir değiş. Neredesin abi? Jailson gel. Tolgay çok kötüsün. O yüzden yallah. Evet. Devam edebiliriz artık. Galatasaray'da herhangi bir oyuncu değişikliği görünmüyor. Şu anlık değil kardeşim. İslam Silimani bakalım bütün şanssızlığını, gol orucunu derbi maçta çözebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Soldan bindiren şimdi. Kim vardı ismini unuttuğum adam. Orada yine pas yapmak istedi ama Şikirtel riskli bir hareket yaptı. Şimdi Jailson. La oğlum! Şahulana geri dönmeyecektin sen. Kime atıyor oğlum bu adamlar ya? Tek top oynadı. Güzel. Jailson. Senin ananı şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Salak salak hareketler kardeşim. O topu vermek istemiyor. Belanda'dan güzel bir şut daha çıktı. İkinci şut yine Galatasaray'dan. Kardeşim. Kardeşim. Vallahi attı lan. Sevinin lan. Vallahi kardeşim tebrik ediyorum. Yani bizim adamların mallığına bu yakışırdı. Kardeşim o kadar atak yani, yaptık ya. Jailson'u bir türlü anlayamadım. Bak az önce abuk subuk pas attı dümdüz yerde. Önünde dümdüz adam var. Şimdi aynısını yine yapıyor ya. Kardeşim bunlar deli deli. La Jailson ne yapıyorsun oğlum? Bu Jailson'da sorun var lan. Bozuk oyuncu yapmışlar ya. Vallahi öyle kardeşim. Şimdi bakalım. Abi ben anlamıyorum. Nasıl paslar bunlar? Fener'i gömmüşler bu oyunda ha. Kanki. Kanki paslarda evet problem var. Bak bu ne ya? Ben böyle bir şey yapmadım ki. Niye böyle oynuyorlar acaba? Lan benim joystick falan mı bozuk diyeceğim anlamadım valla. Havadan atmadım ben mesela o topu. Bayağı ikisine pas atıyorum. Havadan atıyor aynen. Bir şey çözemedim. Arkadaşlar ya PES zırvalamış artık. Ya da joystick'te sıkıntı var. Ya da direkt Fener'de sıkıntı var yani bu şeyde. Şimdi hızlı çıkma şansı. Vay arkadaş ya. Valbuena. Valbuena. Ah, al bakayım. Matu Valbuena. Oy, don pazar. Valbuena yapamadı istediğini. Hop. Ya kardeşim. Hasan Ali ile hareket yapmaya çalışırsak olacağı bu tabi. Yalnız Jailson'u aldığıma var ya. Hayatımın pişmanlığını yaşıyorum kardeşim. Güzel pas. Ama orada kim var? Bak gördün mü? Deli gibi bir adam var orada. Şikirte. Vitor Moses. Tek top. Lan tek top oynadım. Çok ağır geldi bana oyun böyle. Bir tık ağır geldi arkadaşlar. Biliyorum sana işte yani. Biz alışmışız kardeşimizle oynamaya. Bak bunu neden yapıyor mesela abi? Ne oldu lan? Pardon. Ben bastım. Okey. Bak bu inanılmaz bir oyun bu. Bu PES ne olmuş oğlum?
Offside var orada ama. Offside. Aa, yok muydu? Ulan öylesine vurdum ben de. Vallahi. Aşağıdan biri mi bozdu acaba? Vallahi bilemedim kardeşim. Kanka, bu oyun öyle böyle sıçmamış ha. Bak çok ciddi söylüyorum. Kardeşim ayarları sağlam yap. Lan tek top yapıyorum. Oğlum buna ne olmuş bu oyuna ya? Tek top, mek top hiçbir şey yapmıyor bu oyun. Lan yerden oyna, Allah seni kahretmesin, bu ne sıçık bir oyun ya. Hayır lanet olsun pesi aldığım güne. Ver şu topu. Hızı gelecek. Şimdi Zayt. Mihai Zayt. Zayt oynasana oğlum. Ne oldu? Kanka ben hiçbir şey anlamıyorum ya. İnanılmaz ağır oğlum bu oyun. Ben geçiyorum bu arada, burayı izlemek zorunda mıyız acaba? Sağlam vurmuşum. Ben izliyorum ya kanka. Ha okey. Bu ne şimdi? Nasıl değiştiriyorduk biz bu futbolcu değiştirmeyi? Adamı nasıl değiştiriyorduk acaba ya? Kanki, ne diyor? Şeyde, duran top. Vallahi kardeşim. Adam değiştirmedi değil mi? La oyna oyna, Allah kahretsin bu oyunu ya. Gene foul verdi ya. Şuraya bak şey. Vallahi beyler bayanlar. Deliriyorum, deliriyorum. O kadar söyleyeyim. Deliriyorum şu an bu oyunda. Lan! Kanka pes pişmanlıkmış ya. Abuk subuk şeyler yapıyor abi. Bak ne yapıyorsun ya, Allah seni kahretsin ya. La artık yeter be. Tek topu. Aha. Hemen şöyle dön. Oyna bakayım aynen. Pas ola. Şimdi at sola. Aferin sana. La kıçını kaldır Valbuena öküzü. Geç kaydım. Özür dilerim kardeşim. Kardeşim biraz olur öyle şeyler ya. Kanka ben var ya bak, götüme kramp girecek burada. Keşke sadece kramp girse. Vur! Vur! Hop! Aa, oyna bakayım. Lan ona değil, kanada. Kanada oynayın, şu topu delirtmeyin beni burada ya. Çok eğleniyordum sen vardı. Kardeşim oyun bu. Allah çarpsın bu oyun bozuklar. Salak bir oyun bu ya. Kontrol edemiyorum ki oğlum adamları. Hiçbiri dediğimi yapmıyor. Valbuena. İçeri. Aha. Tek top. Hayır. Bak şu ne yapıyor mesela bu. Zayt ne yapıyorsun Allah'ın belası çocuk. Kanka böyle bir şey olamaz lan. Bu nasıl oyun oğlum? O da o da o da artık yani. Bunda problem ne biliyor musun? Mesela ne? Sağa doğru verdin ya pası, sağa doğru atıyorum. Evet. O pas ayağından çıkana kadar yönü değiştirme. Yoksa var ya, en son yön neyse oraya veriyor. Aha sağda çok ciddi bir boşluk var. Şimdi Moses. Ama her zamanki gibi. Evet, oyunu burada bak gerçek yapmışlar. Al bakayım. Tek top, tek top, tek. Bak tek top lan, tek top. Al bak tek top. Heh. Lan şut çekecek, şut çekecek. Zayt'tan mükemmel bir hareket ama vuruşuna sıçayım senin ben. Senin vuruşuna sıçayım. Kanka bu oyun ne bileyim ya. Yani bilemedim ya. Gerçekten ben şu anda büyük hayal kırıklığı içindeyim. Al o zaman. Al bitti bitsin hadi maç. Vallahi. Fenerbahçe'nin yıllardır Kadıköy'de bozulmayan serisi sonunda bu gerzek takımla gitti. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Evet arkadaşlar, bu maçın şimdi revanşına Mete kardeşimin kanalına gidiyoruz. Hepinizi orada bekliyorum. Mete Özcan aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz kanalını. Bakalım revanş mücadelesinde başımıza neler gelecek. Bu PES 2019'un da Allah cezasını versin. Oynadığım en salak oyunlardan bir tanesi. Hadi bye.